Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün bu videoyu çekmemin amacı birkaç tane gene mesaj gelmesi, Frostmage ile alakalı sorular sorulması. Şimdi ben de oyuna çok fazla tam hakim değilim. Daha leveling sürecindeyim biliyorsunuz. Oyunu öğreniyorum vesaire ama kendi yaptığım böyle bir build var. Ve build'de hani maksimum burst hasar ve kesinlikle minimum mana kaybı şeklinde yaptım. Ve Frost Mage'in bütün işte pasiflerini yaratıklara dondurduktan sonra tek atmasını falan yaptığım build ve spekterle çok güzel bir şekilde birleştirdim. Ve çok iyi çalıştığını düşünüyorum. Zaten şu anda izlediğiniz videolarda da mananın gitmediğini ve yaratıkların nasıl yok olduğunu çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Şimdi size itemlerimi, spektlerimi, itemlerimizde olması gereken özellikleri göstereceğim. Ve skill dağılımımı aynı zamanda diğer skill ağacını da göstereceğim. Bunların hepsini aynı benimkiyle eşit şekilde yaparsanız bence siz de aynı performansı alırsınız diye düşünüyorum. Şimdi öncelik olarak eşyalarımızın özelliklerini göstermekle başlayalım. Eşyalarımızın özellikleri çok önemli arkadaşlar. Birden fazla özelliği olduğu için yani şimdi öncelik olarak eşyalarımızda düşen itemlerin 4 özellikli olmasına çok dikkat etmemiz lazım. Bazı düşürdüğünüz eşyalarda 4 tane, bazılarında 3 tane özellik var. Bu eşyaların genelde 4 özellikli olmasına çok özen gösterin. Çünkü bir özellik eksik oynamak istemezsiniz yani. Bu statlar çok önemli. Ben şimdi eşyaları hızlı hızlı göstereceğim. Üzerindeki statları olması gereken özellikleri. Sizler bunlara videoyu durdurarak bakabilirsiniz. Video çok uzamasın, maksat bu. Kafalık bu şekilde. Benim kendi eşyalarımı gösteriyorum. Göğüslük bu şekilde, kolluk bu şekilde, donluğumuz bu şekilde. Donluk henüz herhangi bir şekilde kendim özelliklerini değiştirebileceğim ya da güzel özellikli bir donluk denk gelmedi. En maksimum düşebilen bu yani. Bunu düşürebildim ve bunu kullanıyorum şimdilik. Bu da bu kadim itemler arasında şu da kadim mesela, bu da kadim ama bu unique olarak geçiyor. Yani hem kadim hem unique olarak geçiyor. Zaten rengi diğerlerinden bir tık daha açık, fark etmişsinizdir. Ayakkabı bu şekilde. Ayakkabının üzerindeki şu maksimum kaçınma yükü en az 2 olması lazım. Frostmage'de bilginiz olsun. Çünkü bu sizin mobilitinizi çok fazla yükseltiyor. Sağa sola zıplarken ya da yaratıkları dodge'larken ya da PvP esnasında bu maksimum kaçınma yükü çok önemli. Minimum 2, maksimum 3 var zaten benim gördüğüm. Olmasına çok özen gösterin. Staff bu şekilde. Benim şu ana kadar bulabildiğim en iyi staff bu. Ama ben çift el kullanıyorum. Onları da göstereceğim. Bu şekilde bir pendantımız var. Muska. Altta 2 tane de yüzüğümüz var. Gene durdurup bakabilirsiniz. Şimdi eşyalarımız bu şekilde. Üstlerindeki kristaller benim kafalık, göğüslük ve donlukta maksimum can kristalleri basılı. Bu kristallerde levelleriniz yükseldikçe daha üstünü craftlayabiliyorsunuz ve eşyalarınıza takabiliyorsunuz. Level arttıkça craftladığınız kristal kalitesi artıyor. Silahta da şöyle 2 tane savunmasız düşmanlara karşı kritik hasarı var. Ve bütün takılarımızda da 250 zırh veren kristaller mevcut. Şimdi bu aspect dediğimiz olay ne? Aspect dediğimiz olay Türkçesi yüzler diye çevrilmiş. Şimdi bu yüz kısmında sizde bir sürü yüz vardır. Silahçıda eğer, özür dilerim, şuradaki okültiste eğer çıkardıysanız güzel özellikli aspectlerinizi, şu yüzler kısmında bir sürü aspectiniz olduğunu görebilirsiniz. Ya da şu şekilde geldiğiniz zaman şurada girdiğiniz dungeonlardan güç rehberi kısmında sadece benim sınıfımı göster dediğiniz zaman dungeonlara girerek açtığınız aspectlerinizi buradan görebilirsiniz. Oyundaki bütün aspectler buradaki NPC'de görünmüyor. Burada olan aspectlerin hepsi mesela, ya daha doğrusu buradaki olanlar oyundaki bütün aspectler değil. Yaratıklardan ve dungeonlardan düşürdüğünüz itemlarda çok daha kaliteli aspectler olabiliyor. Bilginiz olsun. Şimdi benim itemlarımın üzerindeki aspectler de şu şekilde. Ben zaten bunu bir metin belgesi haline getirdim. Bu metin belgesini sizlerle ekranıma şöyle hemen göstereyim. Şu şekilde bir metin belgesi hazırladım. Daha tam toparlamadım. Ama burada silahınızda olması gereken, işte alt silahınızda olması gereken,
İşte takılarınızda, göğsünüzde, eldiveninizde olması gereken bütün espekler yazıyor. Hem Türkçe isimleriyle yazıyor, şurada gördüğünüz gibi. Hem de Türkçe isminden eğer bulamazsanız espekli itemin üzerinde takılıyken, çünkü espektin ismi görünmüyor. NPC'den espekti çıkarmadan önce espektin ismini göremiyorsunuz. O yüzden özelliklerini de yazdım. Hani bir espektin verdiği özelliği de yazdım ki buraya, buradan kontrol edip hani silahın üzerindeki ya da armorun üzerindeki espekti, takının üzerindeki espekti görün. Buradakiyle aynı ise gidin NPC'de çıkarın. İşte bir başka kullanmak istediğiniz eşyada o espekti kullanabilin diye. Bu espek kullanımını da şu şekilde göstereyim. Örnek veriyorum. Şöyle espektiniz var. Hemen göstereceğim. Benim espeklerim burada. Bunları silahlardan, zırhlardan ve takılardan, turuncu olanlardan çıkarabiliyorsunuz. Örnek veriyorum, bir silahın espekti, şöyle bir silah düşürdünüz. Altında da böyle bir espekt var. Damga. Bu damgayı çok beğendiniz ama o silahı kullanmak istemiyorsunuz. O damgayı götürüyorsunuz. Daha demin söylediğim şu okültist denen NPC'den çıkartıyorsunuz. Çıkarttıktan sonra bu yüzler kısmına geliyor. Onları bu şekilde bankamıza depoluyoruz ve daha sonra düşürdüğümüz güzel eşyalara bu espekleri takarak işte maksimum verimi almaya çalışıyoruz. Amacımız bu olması lazım. Şurada hemen şunları göstermeyi unutmuştum. Silah ve alt silah. Şimdi bu silah ve alt silahta da gene burada metin belgemizde belirttiğimiz arkadaşlar özellikler olmak zorunda. Çünkü bunlar olmadığı zaman maksimum verimi alamıyoruz. Bunlar kesinlikle olmak zorunda. İşte bu hepsi olmak zorunda değil bu özelliklerin. Ama buraya yazdığım mesela 5 özellik varsa 3 tanesi en azından bir tane eşyanızda olması lazım ki o eşya kaliteli, güzel bir eşya olsun. Kullanılabilir bir eşya olsun. Şimdi çift el staff kullandığımız zaman AP'miz çok yüksek, görüyorsunuz 5500 gibi bir miktarda. Hani iki tane tekli taktığımız zaman, tek el silahlar kullandığımız zaman AP'miz düşüyor. Ama şöyle bir fark var. Şimdi bu iki tane taktığımız silahlar genelde çok hızlı silah olarak adlandırılıyor. Bu daha yavaş bir silah olarak adlandırılıyor. Yani bununla bir kere vurana kadar bu ikisiyle iki kere vuruyorsunuz ve buradaki AP farkı, o vurduğunuz hasardan arası çok rahat kapanıyor. Aynı zamanda çok daha hızlı diğer özellikleri kullanabiliyorsunuz. Mesela işte skillinizde bir dondurucu özellik vardır. Adamla PvP sırasında bir değil iki kere vurursunuz. İşte bir kere de adam donmaz ama ikinci de belki şansınız da donar. Bu sayede ikinci itinizde avantaj sağlamış olursunuz. Aynı şekilde çift el silah kullanmanın şöyle bir avantajı var. 2 adet espek kullanabiliyorsunuz. Yani normalde bu silahta bir tane damga kullanabilirken 2 tane kullandığınız zaman 2 tane damga kullanabiliyorsunuz. Bu da size ekstra bir avantaj sağlıyor. Onun dışında skill'lerimizi gösterelim. Şimdi benim skill'lerim şu şekilde arkadaşlar. Şuna mecbur veriyorsunuz. Burada temel bir skill vermek zorunda olduğunuz için buradan istediğinizi seçebilirsiniz aslında. Çünkü buradaki temel skill'lerden hiçbir tanesini kullanmıyoruz. Sadece şuraya açması için. Burada bu buz parçalarını veriyoruz. Bu kullandığımız bizim zaten çekirdek temel skill'imiz bu. Sürekli bunu kullanıyoruz. Buradaki pasife verdim. Buradaki pasife verdim. Bunların şimdi sebeplerini teker teker anlatmayacağım. Çünkü video çok uzar. Verdiklerime bakıp kendiniz zaten Türkçe okuyabilirsiniz. Şuradaki pasif, şuradaki pasif. Kesinlikle verdiklerime dikkat edin. Bu alev kalkanını ikinci skill olarak kullanıyoruz arkadaşlar. Bakın bu çok önemli. Buna veriyorsunuz. Bu ve buna da veriyorsunuz. Blink'e bir adet verdik. Blink'in pasiflerini açıyorsunuz. Buz zırha bir level veriyoruz. Bu buz zırh ve alev kalkanı, bu ikisi çok önemli. Bunları devamlı kullanıyoruz. Buz novasını fulliyoruz. Burada şuradaki pasifimize veriyoruz. Şu pasiflerimizi fulliyoruz. Aşağıda buradaki pasiflerimize veriyoruz. Ve buradaki pasiflerimize veriyoruz. Ve geldiğimiz zaman aşağıda da pasif kısmında bu derin dondurma ultimiz, zaten kullandığımız ultimiz ve buradaki bütün pasiflerimizi fulliyoruz arkadaşlar. Arkasından da burada çığ olanı kullanıyoruz. Çünkü manamızın bitmesini istemiyoruz. Bu çok önemli arkadaşlar. Bunu kesinlikle kullanmanız lazım. Eğer bunu kullanırsanız evet daha fazla hasar vurursunuz. Ama bunu kullanırsak manamız bitmeyecek.
Yani infinite mana dediğimiz bu build'i yapmak istiyorsak kesinlikle bu pasifimizi kullanmamız lazım. Bu çok önemli. Başka bir şey kullanıyorsanız da kesinlikle değiştirin. Şimdi mükemmelliğe geldiğimiz zaman da ben şu şekilde bir yol izledim. Buradan fiziksel olmayan hasar bonusunu aldım. Siz gene buradan durdurup tek tek tabii ki de düzenleyebilirsiniz. İzlersiniz, bakarsınız neye vermişim. Ben hızlı hızlı göstereceğim. Dediğim gibi video çok uzuyor. Bu açtıklarım. Bunu açtım buradan. Sonraki sayfada henüz şunu açabildim. Şu açık. Taktığım şeyleri de göstereyim. Glipleri de göstereyim bu arada. Şurada oyma yuvası takılı. Pardon, özür dilerim. Oyma yuvası diyorum ya. Yıkım takılı. Burada hile takılı. Şu aktif oldu. Daha yeni. Burada taktikçi takılı ama burada daha 10 maharet eksik. Maharet dediği de Dex. Dex'imiz eksik olduğu için çalışmıyor. Şunu açtık şurada. Buradan bunu açtık. Burada da maharet eksik arkadaşlar. Burada da irade eksik. Bunları henüz çalıştıramıyorum. Ama şimdilik vermiş durumdayım. Onu da anlatacağım. Buraya da kış taktım. Oyma yuvasına. Buradan da daha nasıl ilerleyeceğime karar vermedim. Bunun bir de beşincisi var. Şu an için 4 tane açık bende. Bunun bir de beşincisi ekleniyor. Beşincisi de eklendikten sonra herhalde yeni sezonla beraber belki altıncısı, yedincisi falan da eklenir. Emin değilim. Burada buranın çalışma mantalitesini de söyleyeyim size. Örnek veriyorum, şuraya bir tane oyma yuvası eklediniz. Buraya örnek veriyorum, bu yıkımı taktınız. Sizden 25 maharet istiyor. Bu istediğim maharet Dex yani. Sizin isterseniz burada bulunan oyma yuvasından ya da işte oyma yuvasının etrafından ya da buradaki özelliklerden bu mahareti alabilirsiniz. Ya da eşyalarınızın üzerinde takılı olan işte şuraya gelen maharet de buna sayılıyor. Yani mesela bakın, üstüne geldiğiniz zaman öğe katkısı 22 diyor. Yani benim eşyalarımdan bir tanesinde 22 maharet veren bir tane özellik var. Bunu işte örnek veriyorum, burada 41 zeka yerine 41 maharet alabilirsiniz ve burada aldığınız maharet de buraya etki ediyor. Yani buradaki özellikleri açmak için itemlarınıza da işte özellikler denk getirip burayı da bufflayabiliyorsunuz yani. Asıl karakterinde zaten buff aldığı nokta buradaki skill ağacı oluyor. Burası çok önemli yani. Buradan kesinlikle bunları çalıştırmamız lazım. Ben de şu anda tam olarak hepsini yapamadım. Çok eksiğim var. Bakın mesela şurada 250 maharetimiz var. İşte bu çalışıyor örnek veriyorum. Burada 270 irade var. Bu çalışıyor. Ama buradakiler daha çalışmıyor. Bunlar da çok önemli yani. Bunları da tamamlamamız lazım. Bunları da tamamlayacağız. Skill ağacı, mükemmelliyet ağacı bu şekilde. Onun dışında söyleyeceğim bir şey var mı videoda? Yani şu an için şöyle bir şey var. Haritayı açıp W'ye basıyoruz. Buradaki görevlerimizi yapıyoruz. Buradaki altta bulunan hepsini yapmak zorunda değiliz. Amacımız şuradaki şöhret puanını, yani şöyle göstereyim daha doğrusu. Burası tamamlandığı için gösteremiyorum da. Önemli olan şuradaki barları doldurmak. Şimdi burada 125 puanımız var ya. Bu 600'e tamamlandığı zaman burası da level atlayacak ve buradan bana hem bonus TP işte altın artı mükemmelliyet puanı gelecek. Bu şu demek, 5 tane sekme var burada. İşte 5 kere 4 20. 20 tane mükemmelliyet puanı geliyor. Bu çok önemli. Bu 20 tane mükemmelliyet puanını almak için de arkadaşlar buradaki görevleri yaparak işte yan zindan, kale, keşfedilen bölge, geçiş noktaları, Lilith sunakları falan, bunlar çok önemli. Bunların hepsini tamamlamak zorunda değilsiniz. İşte mesela örnek veriyorum, yan görev 20 puan veriyor. İşte dungeon 30 puan veriyor. Buradaki eksik kalan 300 puanı 10 tane dungeon yaparak da alabiliyorsunuz ama farklı dungeonlar olması lazım. Ya da Lilith sunaklarını tek tek bulup işte örnek veriyorum, bir haritada 34 tane varmış. Burada 34 tanesini bulduğunuz zaman otomatik olarak işte 340 puan geliyor vesaire. Böyle böyle puanları küçük küçük biriktirip bunların hepsini açmamız lazım. Benim çoğu açıldı. Hepsinin neredeyse sonuncular kaldı. Buradan gelecek mükemmelliyet puanları çok önemli. Bunları da kullanacaksınız. Onun dışında başka da bir şey yok. Aklıma gelen, gene eksik olan ya da
ne bileyim öğrendiğim bir şey olursa ya da sizin merak ettiğiniz bir şey olursa gene yorum olarak yazın. Ben elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Bildiklerimi aktarmaya devam ederim. Bu kadar. Bu kadar. Biliyorum çok karışık bir oyun. Ben de ilk kez oynuyorum. Yani çok daha iyi bilenler, çok daha profesyonel insanlar kesinlikle var. Rakiplerimiz çok güçlü. PvP alanına gittiğim zaman ben de işte kendi level'ımdakiler olmasa da 100 level'lardan tek yiyorum ama yani yapacak bir şey yok abi, öğreneceğiz. Herkes bir gün noob'tu. Herkes bir gün öğrenecek yani. Teşekkürler beyler izlediğiniz için. Beyler bayanlar. Bir sonraki videoda ya da yayında görüşmek üzere. Öpüyorum sizlere. Kendinize iyi bakın.